Herkese merhaba arkadaşlar, günaydın. Şu an saat 9.45. Benim saat 10'da dersim var. Ona gireceğim. Kahvaltı yapmadım. Atıştırmalık şöyle çikolatalı ekmek yiyeceğim. Ve dersim 1'de bitecek. Birden sonra kahvaltı yaparım. Sizinle birlikte derse gireceğiz şimdi. Bugün ÖABT dersim var. Erken çocuklukta gelişim dersi. Bunu da alabilir. Bu evde değil. Belli bir aşamaya, belli bir sıraya geçeceğimize dikey bir araç. Neden uzakta? Dikey bir araç. Hop, anlaşıldı. Dikey, dikkat. Evde geçemeden bir diğerine geçemeden bir araç. Dikey bir araç. O zaman şimdi bakacağım. Piyasanın kafasını küçük bir. Bu adam olgunlaşmayı çok önemsiyor. Bu adam olgunlaşmayı çok önemsiyor. Doğru. Bir, iki. Yaşam değil, komple bak saymamıştır. Tamam mı? Yaşam değil, şöyle bir. İki tane fonksiyonel değişmez var. Bir, adaptasyon bir örgütlendir. Adaptasyon kendi içinde, adaptasyon kendi içinde. Başka. Bu arkadaşımız minyatür yetişkinliğin bulgusuna karşı çıkacak. Direkt bakın çocukların kendi aslını düşünmeden sağlamış. Evliler haline gelmiş, evlenmiş, hiç çıkışlarında mesaj atmak vardır. Ama bir aşamalık vardır, bir öyle yaşamalık yerine geçeceğiz. Buna da bir kere yaşayacak. Kabul mü? Zaman insanlar kabul. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir de izninizle şuna bakalım. Zihinsel gelişim etkilen faktörler mi? Ama burada zihinsel gelişim etkilen faktörler kibar ayıklar arkadaşlar. Bilecek. Tamam. Bakın bu piyaja geldi zihinsel gelişim etkilen faktörler. O zaman az önce elimi silgi bak yavaş yavaş şu anda sildim canlar. Ama bak şuraya da sildim. Bak yavaş yavaş erken hızlıca sildim canlar. O zaman şuraya da abi şu başına sığdırma problemi yaşamak diye. Mecburen sildim canlar. Hızla. Nasıl? Hop. O zaman şuraya ne yapacağız? Piyaja. Ne hocam bu? Bilişsel gelişimi etkilenen neler? Siz söyleyin. Yazın hocanız, yazın hocanız. Tamam. Şimdi piyajada bilişsel gelişim etkilenen faktörler nelermiş? Önce alalım mesela sizce piyajı. Olgunlaşma. Bilişsel gelişim etkilenmesini daha yetişkinlerde. Ne zaman hocamlar? Yetişkinlerde ise daha bilişsel yapı izni alır. Bilişsel. O zaman şema arkadaşlar, bilgilerin nerede içinde çerçeve ettik. Şemalarda çocuklarda bu şemalar olacak öyle bir gelişimler, öyle bir gelişimler, öyle bir gelişimler, şemalar bilgisayar yöntemine geçecek. Ancak soru, mesela bazı şemalar doğuşlarda geri dönüyor. Nasılsınız? Bazı şemalar doğuşlarda. Hocam diyeceksiniz, örnek vereceksiniz, soru şartlı, soru şartlı. Hocam örnek vereceksiniz, evet mesela Piaget'e göre birçok bir eksik arkadaşlar da doğuşlar getirilen şemalar. Bu da Piaget'in bazı doğuşlarca olmuş olması. Piaget'in daha çok kalıtımcı olduğunu gösteriyor. Nasılsınız? Peki, bazı şemalar doğuşlarda özellikle doğuşlar getirilmeyeceksiniz. Peki soru, tüm şemalarımız doğuşlar. Nasılsınız? Tüm şemalar, o zaman şunu diyebilir misin? Yaşantı şema zenginliği, siz söyleyin, sağlayabilir misin? Yaşantı şema zenginliği sağlar diyebilir misin? Hatta şema yaşantıyla birlikte sayısı da artar, hatta genişler. Demek yani o zaman yaşantıyla birlikte şema sayısı artar icabında. Aynı zamanda o ilgili şemanın genişlediğini de görmeliyiz. Mesela düşünsene canım, senin bir şeman var zihinde. O şemanın genişlediğini de görmeliyiz. Birazdan yaşantı. Hem sayısı artar, hem icabında genişler diyebiliriz. Yaşantı sayısı. Yanlar, göreyim. Olasınız. Peki bana şunu söyler misiniz? Bu şemalar ne işe yarar? Peki, mesela bir mevzuyu anlamamıza katkısı var mı? He? Mesela bir mevzuyu anlamamıza katkısı var mı? Evet, şema sayısı anlamamız. Peki, bir mevzuyla ilgili sorun çözmemizi sağlar mı? Anlasınız? Düşünsene sözü acaba nasıl? O matematik bak o matematik sorusunu niye yapıyorsun? Çünkü niye anlayamıyorsun ki şemayı? Demek ki ilgili şemayı akı komple yapıyor düşün. O zaman anlama ve sorun çözmene katkı sağlar. Hatta şema mesela atı üstünde zihinsel geliş, bilişsel sorunlarımızı çözmemize katkı sağlar mı? Mesela bilişsel sorunlarımız. Çünkü veya arkadaşlar bakın bir araç kullanma, o bilgisi değiştirme, değil mi o bisikleti döndürme gibi davranışsal şemalarımızı alabiliriz. Ne dersiniz? Diye. O zaman şemalar nedir? En temel bilişsel geliş. Çocukla bunlar şema, yetişimde bilişsel geliş. Bazı şemalar konuşma, yaşantı, şema zengini sağlar. Hem şemalarımızı sağlar hem de ilgili şemanın geçmesine katkı sağlar. Şemalar bizim bir durumu anlamamızı ve o durumdaki sorun çözmemizi sağlar. Bilişsel şemalar durumu için ve davranışsal şemalarımızı kullanma, kabul edin. Yanlar. Duyayım, duyayım. Güzel. Peki ama asıl mevzuyu söyleyeyim. Bizler bu şemaları kullanarak çevreye büyük sağlıyoruz, değil mi? O zaman bir başka temel kavram ve asıl piyasanın örneği olarak sürekli karşı bekleyen adaptasyon tabirleri kalmıyor. Ne yapacağız? Adaptasyon tabirleri. Bakalım, adaptasyon nedir? Adaptasyon birçok diğerisi var insanlar. Bunlardan biri uzlaşma olabilir canlar, uzlaşma. Nasılsınız? İyi. Bir de adaptasyon zaten ünlü değil insanlar. Adaptasyon bilmiyor musunuz? Uzlaşma bir canlar. Ve arkadaşlar adaptasyon ne olacak? Peki tanımlayalım. Şöyle tanımlayalım, sonra üç ayı. Bir şemaları hop, kullanarak. Şemaya ne sağlıktır? Uyum sağlıktır.
Bu bizim bir dönem. Hadi deriz. Peki bu sizin en önemli bir dönem fiziksel. Bizim o. Hep yapacağız. Doğru analiz yapıyorum. Fiziksel en zor dönemden bir dönem. Bunun alt dönemine bakıyoruz. Arkadaşlar bunun en çok alt dönemi olumlu dönemi diye geçiyor. Ve bu dönemde dönüm dönemi ismi belli yok. En çok aranızda olumlu dönemi ismi şu an hepsi. Kalmam. Hep ismi. Bir son. Olumlu dönemi şu. Önemiz. Bir de kalıyor. 0, 2, 0, 2, aynı adamı. Hatta 10 dönemi ya 16 çıkmıştı. Kaç kaç. Tamam. Şimdi bu dönemi. Bu dönem gelişim neler söylüyor? Tamam. Bu dönem. Yaş. Tamam.